geri döneceğiz mi? Hayır, gelin lan. Dolanın, gelin böyle. Hadi. Arkadaşlar, bu yol otoyol, bu yol ölüm yolu olmasını istemiyoruz. Bu yolun ölüm yolu olmaması için tedbirler istiyoruz karayollarından. Karayollarının kulak vermesi lazım. 3 günde 2 tane kaza oldu. Babam vefat etti bu yolda. 40 seneden beri bu yoldan geçiyordu. Vefat etti. Yaya geçidi ve ışık istiyoruz. Hız sınırlaması istiyoruz arkadaşlar. Biz bir hafta içinde 3 tane kaza oldu. 2 tane ölü oldu. Biz bu yolda başka ölü olmasını istemiyoruz. Başka canlar yanmasın. Bizim canımız yandı. Bizim tek istediğimiz şey yasalar çerçevesinde bu yola hız sınırlandırıcı, hızları düşürücü istiyoruz. Karayollarından, özellikle karayollarından rica ediyoruz, Sayın Valimizden rica ediyoruz. Bu yolda nasıl bir önlem alınıyorsa, arabalar nasıl yavaş gidiyorsa o şekilde gitmesini istiyoruz. Gerekirse sabit radar istiyoruz, hız sınırlandırıcı istiyoruz. Bu konuda Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Başka ölü vermek istemiyoruz. Yaya geçidi istiyoruz, ışıklı yaya geçidi şimdi istiyoruz. Burası bir de, burası tarım bölgesi. Burada devamlı hareketlilik var. Burada insanlar ürettiklerini, sebzelerini, çiçeklerini burada devamlı karşıdan karşıya taşımak zorunda. Burada bu konuda da en önemlisi hemen yolun başında cami var. Yaşlılar camiye gidemiyor. Camiden çıkıp karşıya geçemiyor. Yani bu ibadetini insanlar yapamıyor. Niye? Korkunç bir surat var burada. Korkunç bir hareketlilik var. Bu konuda da illaki bir önüne geçip önlem alınması lazım. Dediğimiz gibi burası bir hareketli bölge. Yalova'nın da önemli çiçeğin kalbi olan bir bölge. Burada bu hız sınırlanmasının bir an evvel valilik tarafından ya da karayolları tarafından buraya lamba mı konacak ya da sınırlanma mı sistemi yapılacak? Mutlaka burada insanların ölmesini istemiyor köylüler artık. Yeter diyor. Bu yaşanan acı olmasın bir daha diyorlar. Bizler de geldik tabii burada hem çift ölen rahmetli olan amcamız bizim çiftçimizdi. Odamızın çiftçisiydi. Biz de geldik burada bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabii biz burada bir yasal olmayan bir işlem yapmıyoruz. Şurada beklediğimiz anda yol trafiğe kapandı ama burada bizim yapmak istediğimiz sesimizi duyurmak. Bu konuda da duyurduğumuzu zannediyoruz. O yüzden arkadaşlar bütün köylü ve insanlar geldiler buraya toplandılar. Burada çalışan bu surat ve buradaki ölüm olayı dursun istiyorlar. Çünkü bir haftada 3 tane kaza, 2 ölü çok acı. O yüzden bir an evvel bunu önlemini istiyorlar arkadaşlar.